Merhaba arkadaşlar, ben Baba Karo. Tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlenmeden önce like atın, abone olun ve arkadaşlarınızla beraber paylaşın. Tekrardan yeni bir hesap incelemesi. Psycho Beard VIP 15 nasıl bir hesap? Bu hesabın içi nasıl? Tamamen free to play bir hesap. Yani KK 5 dolar. Bu oyuna sadece 5 dolar KK için harcanmış bir hesap, başka bir şey harcamamış. Tabii ki burada harcamayan bir şey daha var. O da büyüme sermayesi. Büyüme sermayesi bir kere almış ve bu 5 dolarlık başka da hiçbir şey alınmamış bir hesap. Eğer ki doğru düzgün oynarsa nasıl olacak arkadaşlar? Bunları da hep beraber görürüz. Yani bu hesap toplu 50 doları boş verin. 40 dolar bile harcamamış bir hesap. Toplam 40 dolar 50 dolar bir harcayan bir hesap. Psycho Beard 84 milyon bir hesap ve 1 milyar 500 milyon bir leş puanı var. Fransa'da oynuyor, yani Fransa. Bir bakalım diğer şeylerin ne. 11 milyonluk bir ölüsü var. 20 milyar bir kaynak toplaması var ve 10 milyar kaynak desteği. 90 bin birlik yardım sayısı var. Çok fazla bir şekilde aktif bir şekilde oynanmış. Ama neler var? Kaç günlük? VIP 15.038 günlük. Tabii ki bu Psycho Beard benim arkadaşım, yıllarca arkadaşım ve bu hesapta hiç para yatırmayan, yani 50 dolarlık bu hesap için gerçekten hiçbir şey yatırmayan bir hesap olacak sonuç olarak ve VIP 15'te kaldı. VIP 16 yavaş yavaş gidiyor, yani 150k bir cevher daha ihtiyacı var. VIP 15 olacak ve daha güzel bir şekilde savaşır tabii ki. Hesabın içi bir bakalım. Askerleri nasıl? Askerlere gidersek 1 milyon piyadesi var. 500k süvarisi var. 300k bir okçusu var. Tabii ki burada 1 milyon 200k T4 piyadesi var. 700k süvari T4'ü var ve 833k okçu T4'ü var. Öldürmek için bunlar değer arkadaşlar. T5 öldürmek de bazen yetmiyor. 2 milyar 700 milyon kaynakları burada duruyor. KVK'dalar ve savaşmaya hazır. Yarın, yani bu gece, bu krallıkta savaşlar başlıyor. Haydi bir bakalım içi nasıl, bu hesabın içi nasıl, dışı nasıl. Zaten T5 her şeyi açık ve burada bir çanta patlamaya biz başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler var neler yok, hepsini açarım ben, hiç affetmem. Arkadaşlar 44k bir cevherle bakalım nereye kadar gidecek. 44k bir cevher ve 650k cevher, 44k 56k oldu, yani 44 6 orada 50 olacak, 56 10 12k bir cevher buradan toplamış. Kaynağı güzel bir kaynağı var burada, yani güzel bir kaynak duruyor, savaşa her türlü hazır. Kendisi 5 tane farm hesabı var. Artık çantayı yavaş yavaş hiç kullanmaya hale geldi. Hızlandırma olarak genel hızlandırması eğitim hızlandırması azdır zaten. Eğitim inşa ve araştırma hızlandırması sadece KYK'da kullanıyor. Diğer hızlandırmalara gelirsek 165 bin tane 1 dakikalık var, 28 bin 5 dakikalık var, 3510 dakikalık, 4215 dakikalık, 3730 dakikalık, 10 bin 1 saatlik, 1700 tane 3 saatlik, 400'e yakın 8, 185 tane 15 saatlik, 60 tane 1 günlük ve 21 tane 3 saatlik bir hızlandırma burada bekliyor. Güçlendirmelere gelirken çok güzel bir şekilde benim söylediklerimi hepsini teker teker yapmış ve bunları toplamış. 15 tane kıta kapasitesi var, %50 kıta kapasitesi ve bunlar da zaten savaşlardan bol bol bunları kullanıyor arkadaşlar. Yeni oyuncular tabii ki bunları daha kullanması mantıklı değil, yani 5 milyon 6 milyon bir güçteyken, çünkü bunlar çok fazla bir yaratıcı değil. Materyali falan her şeyi ben patlarım bugün. Bir bakalım neler olacak. Materyal zaten ekipman yapamıyoruz. Sadece bunları patlatırım. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ekipman yapması için onun sonraki dönemlerden yapacağız. Ekipman olarak 2 set piyade var. 2 set piyade var. Eldiven, ayakkabı, her şey. 1 set süvari var. Süvari setini yanlış yapan bir şey var. Burada bu. Gölge Lejyon'un cezası. Bunu da oyunun başında büyük ihtimal yapmış ve hala böyle duruyor. 3 tane var. Skolas var. Bir öfke borusu ve bir tane de zeval yüzüğü var. Bir piyade seti daha burada var ve süvari ile bir tane daha ayakkabısı mordur. Diğer şeyler hepsi full efsanevi. Bir set mavi var. Tabii ki maviler artık bir işe yaramıyor. Sadece barbar kesmek için orada duruyor. Materyal olarak bakarsak burada onun materyali kalmamış. Çünkü öfke borusu yaptı yeni. Ve daha bir daha biriktirir ve başka bir şeyler alacak. Bir KVK sikkesi ya sezon sikkesi 577 kası burada duruyor. Teçhizatta ben pek bir şey söylemiyorum gerçekten. Çünkü artık teçhizat hepsi şans işi oldu. Toplam bu çanta açması gerçekten güzel bir şekilde. Ben istiyorum. Burada Konstantin'i açarız. Okçuyla zaten Tomris Hanım'ı açarız. Burada da Suare ile de biz Selahattin'i açarız her zaman. 1749 tane ikmal kutusu var. Hepsini beraber açarım arkadaşlar. 16 tane altın anahtar çıktı. Bol bol kaynak, gümüş anahtar, eğitim hızlandırması, 500 tane direnç oku, 111 tane 15 dakikalık bir hızlandırma da burada duruyor. Tabii ki kaynaklar inanılmaz bir şekilde. 361 tane lohar kolyesi var. Kemik kolyesi yani lohar kolyesi. 361 taneyi beraber açarım arkadaşlar. Ve burada 73 tane 5 dakikalık, 70 tane 5 dakikalık ve 85 tane 5 dakikalık eğitim iyileştirme hızlandırması arkadaşlar. 36 tane onluk cevher ve burada da bol bol tekrardan kaynaklar. Bu kaynaklar savaşa ihtiyacımız var. 37 tane burada bunlar mağara hazinesi. 37 tane mağara hazinesi açarken burada 20 tane 10 dakikalık genel hızlandırma, AP, cevher tekrardan ve VIP 10.5K kristal geldi burada. Diğerleri 28 tane mağara hazinesi ikinci seviyesi var. Onu da açarız. Burada 120 cevher daha geldi. 11 tane 100'lük AP, 1K VIP puanı geldi. Kaynak ve kristal hızlandırma. Bunlar da gelelim. 26 tane 3. seviye mağarası var. Onları da beraber açarız. Bakalım 390 tane cevher, 21K kristal, 400 VIP, 4 saat hızlandırma, 19 tane 15 dakikalık, 2 tane altın anahtar, 12 tane 100'lük AP, 10 tane 30 dakikalık hızlandırma. Genel bitti. Haydi bakalım burada daha neler var. 88 gündür bu hesap sadece duruyor ve toplanıyor. Telafi sandığı da açarım. Hızlandırmalar çıksın, sonra diğerlere geçeriz. 88 gün sırlı sandığı toplamış. Yani 3 aydır bu çanta ellenmemiş bir şekilde duruyor. 88 taneyi beraber açarız. Bakalım 88 tane sırlı sandık yani 3 ay beklerken neler bize sunuyor arkadaşlar. 4 tane %25 gıda kapasitesi, 26 tane 1 saatlik hızlandırma, 2 tane hedef ışınlanma, 5 tane rastgele, 7 tane kalkan, 5 tane yetenek sıfırlama hakkı, 2800 eylem puanı, 4 tane de bölgeye ışınlama geldi arkadaşlar. Burada 117 tane hacli tedarik sandığı var. Hepsini beraber açacağım. Arkadaş bunların bütün şeyleri yani ne çıkmış ne çıkmamış. Eğer ki bunlar bir görmek isterseniz ya hak etti yani bu hesap bu kadar beklerken. Bir beğeni hak etti. Yorumlarda yazın bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu hesabın hakkında, gerçekten merak ediyorum. 14 tane 500'lük eylem puanı, 7K eylem puanı, 600 cevher burada, 400 cevher burada, 4K'da daha burada AP. Yani 11K AP geldi. 400 cevher daha burada, 16 tane 3 saatlik araştırma hızlandırması, bir tane 8 saatlik, 41 tane 1 saatlik, 44 tane 5K'lık bireysel kredi. Ve bitti. 1272 tane Aethelflaed yani Aethelflaed sandığı. Bir bakalım kaç tane altın kafa çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah 2 ve 3 taneyi bekliyorum. Haydi beraber gidelim. Abi yok artık. 425 tane Aethelflaed kafası, 918 tane gümüş anahtar, 49 tane destansı komutan heykeli çıktı. Haydi bu anahtarları biz hep beraber açacağız. 474 tane, 76 tane, 1553 tane bir gümüş anahtar. 1553 tane gümüş anahtardan hiçbir beklentim yok. Kaynak ve hızlandırma benim için önemli. Diğer şeyler hiç önemli değil arkadaşlar. O yüzden ben sadece bunları açarım. 21 saat hızlandırma burada. 500 tane 5 dakikalık genel hızlandırma. Bol bol kaynaklar burada duruyor. Ve diğerleri de komutan bir şey yaramıyor. 547 tane Ekipman sandığı 547 tane ekipman sandığı neler çıkabilir? Kaç tane efsanevi materyal çıkabilir? Mesela 2 tane. 1 tane 2 tane çıkabilir. Hadi beraber bir bakalım bir şey var mı? Evet açtık. 1 tane efsanevi ekipman çıktı. Ben gözlerimi kapatıyorum bakalım. Yok kapatmadık artık o kadar şey değil. 1 tane efsanevi savaş tanrısı uyuluk kalkanı. Okçu saldırısı %12. Diğerler mor setler ve mavi setler. Güzel bir bireysel kredi buradan toplandı ve materyala. 2 tane deri destansı, 2 tane demir, 2 tane abunus. 10 tane deri seçkin, 10 tane demir cevheri seçkin ve 14 tane de abunus seçkin. 42 tane deri üst düzey yeşil, 43 tane demir cevheri ve 37 tane de abunus. 498 tane deri normal, 535 demir cevheri, 583 tane abunus. 180 saat hızlandırma daha burada geldi. Çok mükemmel ve güzel bir kaynak da geldi. 476 tane altın anahtarımız var. 466 tane altın anahtardan neler çıkabileceğini tahmin bile edemiyorum. Onları da beraber bakacağız arkadaşlar. Bir bakalım başka bir şey var etkinlik falan bitirmesi için. Onları da bitirelim ve burada 9 tane zaten bu da biter. 64 tane 64 tane de anahtar burada duruyor. Bakacağız hepsini beraber. Haydi 500 toplam 476 tane altın anahtarı beraber açarız arkadaşlar. 1 2 3 bakalım neler çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Bakmadım pek fazla ama inşallah güzel bir şeyler çıkacak. Burada bol bol hızlandırma çıktı. 152 tane bir saatlik çıktı. Bayağı güzel bir şekilde gıda odun çıktı. Çok sevindim. Yıldız artık bir şeyimize yaramıyor. Yeni oyuncu değiliz. Ve burada efsanevi ekip komutanları 23 tane Pyrrhus heykeli, 10 tane Thutmose, 12 Ragnar, 9 tane Mulan. Bu hesap çok fazla Martel'de beklentisi var daha doğrusu. 15 tane Mehmed, 17 tane Ishida, 14 Seondok, 23 Kleopatra, 5 El Cid, 21 Martel. Güzel 21 Martel güzel. Burada 9 Cao Cao, 4 tane Frederick, 20 tane Caesar. Caesar da güzel gelmiş. Pyrrhus bir tane gelmiş. Thutmose bir tane gelmiş. Ragnar da bir tane gelmiş. Burada bakarken 3 tane Ishida, 1 tane Seondok, 1 El Cid, 1 Cao, 1 Frederick, 2 Caesar. Toplam kaç tane? 470 tane altın anahtarda kaç tane çıktı? 30, 40, 50, 60, 90, 100, 120, 140, 153, 154, 174, 179, 182, 202, 212, 216, 226, 234, 244, 249, 248, 260, 270, 280, 303 tane altın kafa çıktı 400'ten gerçekten inanılmaz bir şekilde %70'i geri geldi. Komutanlara bir bakalım hangisi beceri attı. Beceri atan buydu ve burada evet bir seviye atladı Cao Cao 5-3-5-2. Diğer komutanlara bir bakarsak El Cid atmadı, Frederick atmadı, Caesar bir seviye atladı. İnşallah Caesar'ın 4. skilline geçer. Çünkü burada Caesar'ın bu çok önemli aslında ve ikinciye bir oraya gitti. %6 da kapasitesi tekrardan aldı. Thutmose tekrardan seviye atladı arkadaşım. Thutmose da bir seviye atladı. 2. seviyeye geçti. Ve başka bir şey Pyrrhus var. Pyrrhus da 2. seviye, 3. seviye, 4. seviye. Tamam. 5. seviyede ilk 5 olacak. Haydi gidelim bakalım kaç tane altın kafa ve VIP'si falan kaç tane kalmış. Onlara da beraber bakarız. Bu cevherleri başlayalım. Toplaması evet 600. Toplam 59k bir cevheri kaldı. Bir bakalım ne kadar VIP'si kalmış şu an. VIP'si 147k kaldı. Yani 80k daha 90k bir cevher daha ihtiyacı var. VIP 15 için gerçekten inanılmaz bir şekilde artık savaşabilir bu hesap. Komutanlara gelirsek ben efsanevi yaparım. Bakalım neler var. Bir Guan Yu var burada. Güzel bir efsanevi seti var üstünde ve burada duruyor. Bir Scipio'muz var. Bir efsanevi set daha duruyor burada. Bir Nevski'miz var. Bir efsanevi ise duruyor burada ve bunun daha düzeltmeye çalışması lazım. Tabii ki bunu buradan inşallah güzel bir şekilde bir %20-75 gelecek ve gelmedi. Bir bakalım, burada taslağımız yok, yoksa bunu da fullleyecektik arkadaşlar. Mecbur bir şey yapamıyoruz. Buradaki kıtalar bir Harald var. Böyle bir ekipman. Mor kritikli bir ekipman. D torbasında. Bir Alex'imiz var. Ekipman yok. Martel var. YSG var. Mulan kaç seviyede? 5-5-5-3 bir seviye bir Mulan'ı var. Gerçekten inanılmaz bir Mulan'ı var burada. Cao Cao 5-3-5-2. Richard 5-5-1-1. Yani kötü bir kafa basmamış hiçbir komutanı. 5-5-3-1 bir Mehmed var. Tek bir bakalım hesap nasıl çıkacak bir kıtaları var. Ben bir kıtayı geri çeviririm. Bunu tekrardan geri gönderirim. Bir bakalım kıtaları nasıl duruyor. Çok merak ediyorum bu hesapta. Bu hesapta çıkabileceği kıtalar böyle. Guan Yu, Leonidas, Scipio, Alex, Harald, Martel, Nevski, Joan of Arc. Tabii ki bunu barbar kesmek için 4. kıta çıkmış. Yani 4 kıtası demem o ki 4 tane kıtası gerçekten güzel. Guan Yu, Leonidas inanılmaz. Scipio, Alex inanılmaz. Harald, Martel orta seviyedeki bir komutan ve Joan of Arc, Nevski inanılmaz. 4 tane kıtası var ve bu 4 tane kıtasını Guan Yu, Scipio, Harald, Nevski'ye bakmamız lazım. Guan Yu güzel bir ekipman duruyor burada. Scipio güzel bir ekipman duruyor. Harald'ın ekipmanları da güzel. Yani mor kritikli ve bir tane de efsanevi ekipman burada duruyor. Yani 4 tane kıta çıkacak ve 4 tane kıtası da çok güzel. 3 tanesi efsanevi, bir tanesi de mor. Güzel bir şekilde savaşır bu hesap. Bu hesabın sonraki planı Zhuge Liang'i fullemektir. Çünkü Zhuge Liang'i uzun bir süredir bekliyor ve Zhuge Liang'i yani artık kafaları oraya biriktirmeye çalışıyor bu hesap. 632 tane kafası var ve büyük ihtimal yarın için bu komutanı fuller mi fullemez mi bilmiyorum yani. Ama böyle bir fikir ve hedefi var. Umarım ki hedefi Zhuge Liang olacak. Çünkü Zhuge Liang olursa gerçekten inanılmaz bir işler çıkartır bu hesap. 5 kıta ve 5 kıtada inanılmaz güçlü olacak. Kaynağı var, materyali var. Güzel bir şekilde şu an hemen bitirebilir ve mor ekipmanı da Zhuge Liang için yapar. Tertemiz bir şekilde Guan Yu, Leonidas, Scipio, Alex, Harald, Martel, Joan of Arc, Nevski, yani Nevski, Joan of Arc ve Zhuge Liang YSG 5 kıtayı çıkacak ve bol bol kill kasacak. D torbasında kill kasmak çok daha rahat. Yani bize göre A torbasından, B torbasından ya imperium seviyesindeki ekip KYK'lardan çok daha rahat bir şekilde kill kasar ve kolay bir şekilde kill puanını yükseltir. Bu hedefin hedefi en azından 2 milyar 200 milyon bir leş puan ulaşmaktır arkadaşlar. Bu hesabın her şeyi ben tanıttım. Böyle hesapların bakmasını da gerçekten herkes hoşlanıyor. O yüzden eğer ki böyle bir hesapta incelemesini isterseniz tabii ki bana Discord'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada bir şey daha var. Bunu unutmayalım. Burada altın kafa çevirmesi var. Onları da beraber yapacağız. Ve pre-KVK'da ben dedim ya KVK'dan sonra KVK'nın içinde altın kafaları alıyorsunuz. Burada o altın kafaları böyle gereksiz komutan kafaları burada böyle çevireceğiz ve istediğimiz her şeyi elde edeceğiz arkadaşlar. Bunları da beraber bir çevirelim ve sonra artık videonun sonuna geleceğiz. Bakalım bu kafaları çevirirken neler bize sunacak bu oyun. Neleri bedava alacağız, neleri parayla alacağız arkadaşlar. Bunları çok merak ediyorum ben açıkçası. Hemen bunları yapalım arkadaşlar. Evet, bu komutan değil, bu komutan ama evet. Tamam, 100 tane, 111, 10 tane, 54, 50 tane. Ve burada bunları hepsini yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok fazla her KVK'dan bunlar toparlanır ve hiçbir işe yaramıyor bunlar. Bunları böyle biz çeviriyoruz açıkçası. Yeni oyuncu olmadığımız için. Çünkü bunları ister istemez sürekli zamanla fullenir. O yüzden bizim komutanlarımız, mor komutanlarımız full. Hiçbir şey değiştiremez bizim için açıkçası. O yüzden bunları böyle çeviririz arkadaşlar. Burada da bunları bir bitirelim. Tamam. Bakalım burada arkadaşlar Buradaki bir yanlışınız olmasın. Hiçbir zaman bu efsanevi kafaları çevirmeyin. Bunlar efsanevi kafayı çevirmek ya, bunlar gerçekten sizi çok zor duruma bırakabilir bazen. O yüzden gerekirse altın kafayı bırakın ama bu komutanları hiçbir zaman satmayın arkadaşlar. Burada ben 20 tane altın kafamı kolaylıkla aldım. Yıldızlarımı zaten alıyorum. Bu öden tamam. Hızlandırma 100 tane bir saatlimi alıyorum. Altın anahtarımı da alıyorum. Burada gereken olan şeyleri alıyorum ben. Bu kaynakları hepsini alıyorum arkadaşlar. Allah. Tamam. Aldım. Bunları da aldım. Ve burada da hem kitap XP hem direnç oku. İkisi de alabilirim. Ben direnç oku alırım. Çünkü kitap XP'm çok fazla var. Direnç okumu alırım. Bitti. Niye alıyorum onu da? Çünkü ben direnç okuyla direkt birlik kredisi olarak ben geri çeviririm arkadaşlar. Bu hesaplarda hiçbir zaman biz hiçbir şey almıyoruz. Sadece buradan 7 milyon 100 bin geldi mesela. Bunları da biz satarız her zaman. Ve böyle güzel bir şekilde ben size durumu izah ediyorum. 7 milyon neredeyse 10 milyona kadar bir birlik kredimiz çıktı arkadaşlar. 45 milyonluk bir birlik kredisi. Tabii ki bunlar da kendileri uzun bir şekilde ve yüksek bir şekilde şey olacak. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çantayı patlattık, hesabı patlattık. Hesap açılışı böyle olacak arkadaşlar. Bunları ben satmam şu an. İhtiyacımız olabilir. İhtiyacımız olduğu zaman satarız. Yani buradan neredeyse 10 milyondan çok daha fazlasıyla birlik kredisi sadece akıllı bir şekilde oynarken kazandık arkadaşlar. Bu video buradan bitiyor. Eğer ki bu hesap incelemeyi beğendiyseniz lütfen bir beğeni atın. Yorumlarda da yazın. Bu hesabın hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Zhuge Liang'i fullemek istiyor. Bu hesaba akıllı mı oluyor mu olmaz mı? Akıllı oluyor mu bu fikir? Yani mantıklı mı mantıksız mı? Bunu yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir video için görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.